Dendi ki bunun anlamı devamlı tahliyedir. Bu da olmadı. Dördüncüsü, 2012 yılı Mart ayında iktidar dedi ki 3 parti anlaşsın, CHP, MHP, BDP, biz evet diyeceğiz tutuklu milletvekilleriyle ilgili ve tahliye, yani özgürlük için karar vereceğiz dediler. 3 partinin anlaşamayacağını düşünüyorlardı. Anlaştığı ortaya çıkınca vazgeçtiler. Evet, sözlerini tutmadılar. Beşincisi, hükümet tutmadı. Beşincisi, üçüncü yargı paketi Temmuz ayı başında, 2012 Temmuz'unda o yargı paketinde dendi ki bir kişi müebbet hapisle yargılansa bile denetimli serbestlikten yararlanabilir dediler. Hı hı. Dedi ki herkes, ya tabii ki milletvekillerini bu işin içine katarlar dediler. Oradan da tahliye çıkmadı. Bütün bunların üstüne ben bu altıncı virajda başlangıçta umudum %15 civarındaydı. Öyle mi? En çok diyorum, evet. Ama ben tek bir nedene bağlamıyorum. Genel dengeler değişti. O bütün tek bir, evet. Bazen biliyorsunuz genel hava değişince pek çok etken ona katkıda bulunur. En önemli fotoğraf kararın oy birliğiyle verilmesi diyorum ben. Çok önemli, çok önemli. Düşünün son dönemdeki pek çok kararı parçalı oy, yani işte 2 ret 9 kabul, yani son dönem hep bu şekilde oylamalar oldu. Çok az böyle oy birliğiyle karar verildiği oldu. Ben orada kendi içindeki yelpazede bu yönde bir karar çıkmış görünüyor. Balbay, şimdi Oda TV davası, gazetecilik davası zaten. Oradaki evet. Sevgili meslektaşlarımız, bir de milletvekilleri. Yani sen, daha öncesinde Haberal, Engin Alan ve BDP'li vekiller elbette. Evet. Şimdi çok özel olarak öne çıktınız. Çok önem kazandınız ve dünyada bu çok büyük bir yankı yarattı. Sence bu senin tahliyende dünyadan gelen, Amerika'dan gelen baskının da bir payı var mıdır? Yani Amerika özellikle çok etkili ve her seferde bütün raporlarında da bunu vurguluyorlar. Sen böyle bir izlenim ya da duyum aldın mı? Şöyle, uluslararası alanda bunu anlatamayacakları noktaya geldiler. Artık evet. Bunun da bence payı olabilir. Payı olabilir. Tabii Anayasa Mahkemesi de, yani yine benim gördüğüm Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden sonra eğer işte Türkiye'de bir mekanizma daha kurulsun dediler biliyorsunuz. 2012 yılında bu mekanizma kuruldu. Eğer Anayasa Mahkemesi iç hukuk yolları ile ilgili hiçbir yenilik getirmeyecekse acaba, yani Anayasa Mahkemesi'ni ne bileyim Arayasa Mahkemesi mi hani diye soran da olacaktı doğru, yani. Doğru, o yüzden doğru. Bu mahkeme açısından da bu konu önemliydi. Ama sevgili Arslan, senin anlayabileceğini düşündüğüm ve katılabileceğini düşündüğüm durum şu. Şimdi Balbay'ı biraz kenara koyalım. Arkası gelsin diyelim. Kesinlikle. Örneğin bugün örneğin Star gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Akşam gazetesi, böyle iktidarla daha yakın olan yayın organı, hemhal olan yayın organları diyor ki Balbay'ın tahliyesini bizim paket sağladı. Yani 2010 yılındaki referandum sağladı diyorlar. Hı hı, ben her yani. Şeyden vazgeçtim. Madem ki adaleti bu sağladı, sağlamaya devam etsin. Fatih İlmioğlu niye kalsın içeride? Üstelik de Teğmen o, Mehmet Ali Çelebi şeyde, niye kalsın içeride? Üstelik de o sağlık durumunda değil mi? Evet. O zaman madem ki siz de bunu adalet olarak görüyorsunuz, ben haklılığımdan, haksızlığımdan vazgeçtim. Eğer siz burada adalet tecelli etti, geç de olsa da birleşiyor iseniz, devam edelim. Ve adalete diyelim ki bekleme yapma, devam et diyelim. Çok güzel şeyler. Mustafa Bey. Buradan devam sevgili edelim. Sevgili Balbay, ben
dün de bugün de çok mutluyum. Yani özellikle bu işte Balbay çıkıyor, Balbay çıktı filan filan. Facebook'a tek bu şeyler yazmıyorum ya da Twitter'a ama yazdım. Çünkü güzel şeyler yazdım kendime göre. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. Bunların hepsinden önemlisi bir şey dikkatimi çekiyor ve buna da ayrıca memnun oldum. Yani münhasıran hoşnut oldum. Eski Osmanlıca tabiriyle söyleyeyim. Şu, yüz ifadelerinizden, kelimelerinizden, cümlelerinizden ve vücut duruşunuzdan orada sizden hiçbir şey alamadıkları, ya, aynı moralle ve güçle nerede kalmıştık dercesine bir duruşla konuşuyorsunuz. Evet. Bu beni hepsinden fazla mutlu etti. Onu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Belki arkadaşlar da acımadı ki, acımadı ki diyorlar diyorsun. Ha, çok güzel. Öyle öyle hani, ya. Güzel, böyle bir... Şimdi evet. Belki böyle ya da bir geçti tablo geçti var. Ama ya, ben geçti. Burada bile sevgili Bayrakçı, sevgili Bayrakçı, şöyle bir şey, bütün derdim arkası gelsin. Gerçekten Taksim'deki gibi bu bir başlangıç olsun. Ben örneğin ailemin de bu kadar göz önünde olmasını arzu etmezdim. Sevgili Ayşenur Aslan bunu çok iyi biliyor. Yani ilk başlangıçtım. Ama belli bir aşamadan sonra gündeme gelince de bunun şuna yaramasını arzu ediyorum. Bu acıyı yaşayan ve bu sevinci bekleyen yüzlerce, binlerce insan var. Ya. Ey sorumluluk sahipleri, bunu görün. Şimdi buna yarasın arzu ediyorum. Sevgili yarar, Balbay, yarar sevgili Balbay, bir şey senin söylediğin çok doğru. Bunun devamı gelmeli. Bunun için artık mücadele etmeliyiz. Yani ben artık sen çok hani ciddi bir çıkış, bir açıklama yapmadıkça senin adını zaten telaffuz etmeyeceğim artık. İçerideki arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın, haksız yere yatanların adları olacak bu kez dilimde. Devamı gelmeli. Bir parantez açabilir miyim hemen? Tabii ki, tabii ki, elbette. Şimdi hani benden zaman zaman söz etmek durumunda kalabilirsin mecburen. Çünkü? Çünkü ben şöyle, siz bu sorunun çözülmesi için mücadele edeceğiz diyorsunuz ya. Aha. İşte ben de çözülsün diye mücadeleye katılacağım için o alanda yapabileceklerim belki haber değeri taşır. Doğru, doğru. Ben artık doğru. Sizinle, yani beraberiz artık şu aşamadan itibaren. Doğru, doğru. El ele. Zaten parantezi kapattım. Biraz büyük oldu ama. Yok, yok. Bir çıkış yapmadan söz etmeyeceğim dedin. Çıkış yaptığın, bu mücadelenin içinde olduğun her an zaten birlikte olacağız. Siyasetçi ve gazeteci olarak. Şimdi Balbay, süremiz daralmış. Ankara'dan bir yayın için belli bir süremiz var. Bir de zaten sen meclise gideceksin. Ve o kadar mutlu oluyorum ki seni meclise görmekten. O parantezi kapatayım ben de. Şimdi iki şey soracağım sana. Bir, çok teşekkür ederim. Seni inanılmaz bir şekilde destekleyen İzmirlilere, yani geceli iki gece yolda uyuyup gündüz de cezaevinde duruşma salonunda olan İzmirlilere kavuşmak için ne zaman İzmir'e gidiyorsun? Bir tarih var mı kafanda? Önce onu bir sorayım. Güzel bir soru. Şöyle kabaca kafamda cuma günü Nazilli'ye gidip annemin babamın elini öpmek istiyorum. Ah canım benim. Ah ah, onlar tabii seni nasıl bekliyor? Evet. Aynen. Cumartesi günü, cumartesi günü, cumartesi sabahı da İzmir'de olmak istiyorum. Çok güzel. Ve İzmir'i gerçekten müjdemiz. Çok özledim. İzmirlere müjdemiz olsun efendim. Cumartesi eğer hakkım ve haddimse bekle beni İzmir diyorum. Ay, bekliyorlar. Balbay, bekliyorlar. En son cumartesi günü orada olacağım. En son ben demin söyledin, biliyorum. Gülşah ne medyaya çıktı ne de kaç defa teklif ettim kim bilir. Ankara'da sevgili Utku, Bekir özellikle. Coşkun hep bir arada olduğumuzda ben çok sık gidip geliyordum çünkü Ankara'ya. Hadi ne olur sen de gel Gülşah. İnşallah Balbay'la birlikte dedi. Her zamanki o güzelliği, o zarafeti, o sıcaklığıyla. Şimdi artık berabersiniz. Size mutluluklar diliyorum da. Deniz'i sormadan geçemeyeceğim. Deniz ilk defa evde baba görüyor.
Bir anlatsana Deniz'i. Evet, evet. Şimdi tabii yine tekrar ediyorum. Bu benim yaşadığım bağlamında değil. Herkes. Bizi izleyenler bilsinler ki böyle bir hasreti yaşayan binlerce insan var. Yüzlerce insan var, bunu bilsinler. Şimdi Deniz benim bugüne kadar en çok bir saat gördü. Ya, ya. En çok ama. Şimdi geldim akşam saat 9.30 sıraları eve, pazartesi akşamı. 10.30 evdeyim, 11.30 evdeyim. Gece yarısı olmuş evdeyim, gelen gidenler var, kalabalık. İnsanlar gece yarısından sonra gittiler, ben hala evdeyim. Deniz bana çok ciddi soran gözlerle sordu. Daha kalacaksın değil mi baba dedi. Ay. Her an gidebileceğimi düşünüyordun. Kalacağım tabii oğlum dedim. Devamında birlikte uyuyacağız değil mi baba dedi. Ve ben uyuttum. İşte uyuttuktan sonra yatağına koydum. Tabii ertesi sabah okula giderken yine çok ciddi bir edayla... Baba çantamı sen taşır mısın dedi. Arkadaşlarına karşı benimle babası şey. Babası var tabii. Sevgili evet, Mustafa. Evet, yani... Sana, Gülşah'a, çocuklarınızla çok mutluluklar diliyorum. Mecliste biliyorum başarılı olacaksın. Başarılar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ama geleceğim Ankara'ya. Çok teşekkür ederim. Yan yana diz dize konuşacağız. Yapacağız söz. Peki. Yapacağız. Çok teşekkürler. Çok selamlar. Sevgili Bayrakçı'ya da çok selamlar. Ben Bayrakçı'yla da söz aramızda, yani ayrıca da görüşmek istiyorum. Ankara gelirse de bir oturup konuşabilirsek de sevinirim tabii diye düşünüyorum. Tabii keyifle. Geleceğim. Bir hafta içinde geleceğim. Görüşmek üzere. Görüşmek. Ayrıca bu havalis bana geldiğini ne söylemişsiniz ondan tamam. Da duydum. Tamam. Görüşürüz. Evet. Peki. Ha, söylemiştim. Söylemiştim. Şimdi de ilanen söylemiş oluyorum. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Çok keyifle. Geleceğim. Görüşürüz. Evet, teşekkürler. Sağ.